Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 15-21 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, yine önemli bir haftadayız. Enerjiler değişiyor. Hem de çok güçlü etkilerle başlıyoruz bu haftaya. Ee, Jüpiter burç değiştirecek 16 Mayıs'ta. Onun öncesinde tabii ki 29 derece Koç burcunda olacak hafta başında. Bu da güneş tutulması derecenizi tetikliyor. Yani 20 Nisan'da 29 derece Koç'ta güneş tutulması meydana gelmişti hatırlarsanız. Ve e, bu tutulmalar biliyorsunuz en az 6 ay gündemde kalıyor ve transit gezegenlerin geçişleriyle tetikleniyor. İşte bu hafta öyle bir hafta. Hafta başında Jüpiter, hafta sonuna doğru da Mars tarafından tetiklenecek bu derece dolayısıyla tutulmanın tesirleri neyse hem kişisel hem toplumsal alanlarda bunlarla yüzleşeceğimiz, karşılaşacağımız bir haftadayız. Önemli değişimlerle, dönüşümlerle ee, bu hafta mücadele edebiliriz. İlginç gelişmeler de olabilir tabii ki. Ee, ve Merkür retrosu da bitiyor. Merkür Boğa Burcunda ilerlemeye başlayacak. Hızına kavuşması için de belki birazcık zamana ihtiyacı var. Hafta başı halen daha yavaş olacak, durgun olacak. Hafta sonuna doğru hızlanmaya başlayacak. Ee, ve 20 ve 16 Mayıs'ta önce Jüpiter Burç değiştirip Boğa Burcuna geçecek ki bu önemli enerji değişimi. Bu geçişle beraber ile kare yapacak. İşte zaten Mars'la karesi bu hafta boyunca bir güç mücadelesi var. Haftanın geneline baktığımızda Jüpiter'in boğa burcundaki ilerleyişi 26 Mayıs 2024'e kadar sürecek. Yönetici gezegeniniz olduğu için tabii ki burç değişimleri önemli. Günlük hayatınız, iş konuları, mesleki konular, sağlığınız, yaşadığınız mekanlarla ilgili burada bir iyileşme aslında konforunuzun artması, daha fazla yardım ve destekle karşılaşmanız mümkündür. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım. Demet Bahadırcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve 19 Mayıs'ta tam da bu alanda Boğa Burcu'nun 28 derecesinde yeni ay doğacak. Bu yeni ay yönetici gezegeni Venüs Yengeç Burcu'nda olacak yeni ay sırasında. iş konuları, mesleki konularınız, parasal kazançlarınız alanında bence Güzel açılımlar getirebilir bu yeni ay. Aynı zamanda sağlıkla ilgili bir sorununuz varsa bunu da çözüme kavuşturabileceğiniz, şifalanabileceğiniz, yaşam kalitenizi, sağlığınızı iyileştirme adına daha uzun vadeli önemli kararlar verebileceğiniz, yaşamınızda düzenlemeler yapabileceğiniz güçlü bir yeni ay doğacak. Ve 20 Mayıs'ta Mars Aslana geçiyor. Mars enerji enerji neredeyse hareket oradadır ve Mars Aslan Burcunda Temmuz ortalarına kadar kalacak. Bu dönemde daha çok eğitim, işte yabancılarla ilgili konular, medya işleri, belki seyahatlere daha fazla enerji harcayacaksınız. Uluslararası yabancılarla yapılacak her türlü iş ve konuda da daha aktif bir dönemde olabilirsiniz. Bu hafta Mars ve Jüpiter arasında kare açı var. Biraz bu anlamda güç mücadeleleri, çatışmaları olabilir. İşte enerjimizi dengelemekte zorlanabiliriz. Kişisel olduğu kadar aslında toplumsal alanlarda da bunu daha fazla hissedebiliriz. Çok fevri davranışlar, işte gereksiz riskler, fanatik eğilimler böyle söz konusu olabilir. İşte Para harcarken olabilir, yatırım kararlarında olabilir ya da herhangi bir inancı, bir düşünceyi savunurken olabilir. Risk almamak gerekiyor hafta genelinde daha sakin, daha sağduyulu, dengeli davranmaya özen gösterelim. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.